Aşağıdakilerden hangisi 1980 Türk şiiri için söylenemez diye soruluyor. Şiir temel unsur olarak ele alınmıştır diyebiliriz çünkü bu dönemde yani 1980'den sonra şiir şiir için kullanılmaya başlanmış. Düz yazı ve şiirin birleştirilmeye çalışıldığı yerler var. Böyle denemelerle karşı karşıya kalıyoruz. Kapalı, karmaşık, imgeli bir şiir anlayışı hakimdir diyebiliriz. Yine biçimsel özellikler ve üslup içeriğin önüne geçmiştir 80 sonrası şiirde. Bu bilgiler doğru. Ancak şiirin ideolojiye dayandırılması ve toplumun şiirle bilinçlendirilmesi 1970'te yani 80'den önce ikinci yeni sonrası toplumcu şiirde karşımıza gelen bir özelliktir. Dolayısıyla bu bilgi yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Burada karşılığını bulamamış sorular, sırat şiirleri, üzgün kediler gazeli, kabar eden emekli bir kız kardeş gibi şiir kitaplarının şairi sorulmuş. Hüseyin Attansoy olsaydı intihar çıkmazından söz edilirdi. Enis Batur'un altyapısı geniş şiir anlayışından söz edilirdi. Tuğralar Perişey adlı eserlerinden söz edilirdi. Ebu Bekir Eroğlu olsaydı yine modern Türk şiirin doğasından söz edilirdi. Ahmet Erhan yine Deniz Unutma adını eseriyle bilinen bir şairdir. Burada bize sorulan şair Haydar Ergülen'dir. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilir diye soruluyor. Burada eşyanın metafiziğini anlatan bir şairin sorulduğunu görüyoruz. Bu şair yani esasında parçada bize sorulan şair, eşya şairi unvanıyla da anılan bir şair. Ahmet Erhan, Deniz Unutma adını İstanbul Karaterini adlı şiir kitaplarının yazarı. Haydar Ergülen, Eskiden Terzi karşılığını bulmamış sorular adlı eserlerin yazarı. Hüseyin Atlansoy İntihar İlacı adlı eserin yazarı. Ebu Bekir Eroğlu Şahitsiz Vakitler Modern Türk Şiirin Doğası adlı eserlerin yazarıdır. Bize sorulan şair Sedat Umran'dır. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle D seçeneğidir. Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez diye soruluyor. Hüseyin Atlansoy ile ilgili bir parçayla karşı karşıyayız. Yalın bir dili olduğu, ironik söylemi olduğu belirtilmiş ve eserleri sorulmuş bize. Şehir Konuşmaları, Kaçak Yolcu, Metropol insanları, intihar ilacı adlı eserler Hüseyin Atlansoy'a ait eserlerdir. Ancak Tuğralar ve Perişey Enis Batur tarafından yazılmıştır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Aşağıdaki şairlerden hangisi 1980 sonrası Türk şairlerinden değildir diye soruluyor. Burada Eserlerini 1980'den sonra çoğunlukla veren şairleri dikkate almalıyız. Yoksa sadece yaşam yılı 1980'den sonraya kalmış olması ölçü değildir. Burada Enis Batur, Murat Hanmungan, Küçük İskender ve Ahmet Erhan 1980 sonrası Türk şiirinde boy gösteren şairlerdendir. Ancak Metin Eloğlu ikinci yeni sonrası toplumcu şiirde karşımıza gelen bir isimdir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Dikkatlice bakalım. Şiir ve özellikle deneme türünde birçok eser olduğu belirtilmiş. Program yapmış, yayın evlerinde çalışmış. Gezi günlük inceleme söyleşi eleştiri türlerinde de eserler vermiştir deniyor. Yine şiirlerinde düz yazıya yaklaşan bir anlatımla hemen her konuya değinmesiyle dikkat çekmiştir diye de soruluyor bize. Burada Metin Eloğlu, Ahmet Erhan, Küçük İskender ve Murat Hanmungan cevap olamaz. Bu şekilde şiir yazmış olan ve birçok yazı türünde özellikle de deneme ve eleştiri türünde kendini göstermiş olan sanatçı Enis Batur'dur. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Parçada üzerinde durulan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Dikkatlice bakalım. Diriliş Edebiyat Kitaplık Dergilerinde yazılarını ve şiirlerini yayınlamış. Kuşluk Saatleri Kayıpların Şarkısı. Modern Türk Şiirin Doğası adlı eserleriyle ödül almış. Ve Geçmişin içindeki Geçmiş kitabıyla da ödül almış bir sanatçı soruluyor. Başka eserleri Şahitsiz Vakitler Sınırtaşı. Burada eşya şairi olarak bilinen Sedat Umran sorulmuyor bize. Çünkü onun söz gelimi gittin. Taş Yatarak Denizlerimi adlı eserinden söz edilmemiş. Ahmet Erhan Deniz Unutma adını İstanbul Karatreni adlı eserleriyle bilinir. Enis Batur deneme türünde birçok türde kendini göstermiş bir sanatçıdır. Haydar Ergülen Eskiden Terzi Karşılığını Bulmamış Sorular adlı eserlerle bilinir. Sorumuzun doğru cevabı Ebu Bekir Eroğlu olan B seçeneğidir. Yukarıda hakkında bilgi verilen şair soruluyor bize. Alaca Karanlıktaki Ülke Deniz Unutma Adını adlı eserleri yazmış. Yine karamsar bir bakış açısıyla estetik bir yaklaşımla gençlerin dramını ele aldığı belirtiliyor. Burada Sedat Umran doğru cevap olamaz. Gittin taş atarak denizlerimi adlı eserinden, eşya şair oluşundan söz edilmemiş, şahitsiz vakitler adlı eserden söz edilmemiş Ebu Bekir Eroğlu ile ilgili. Yine Enis Batur'un Tuğralar adlı eserinden söz edilmemiş. Haydar Ergülen'den söz edilmemiş karşılığını bulmamış sorular eskiden terzi gibi. Parçada bize sorulan şair Ahmet Erhan'dır. Bu eserler onun tarafından yazılmıştır. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin şiirlerinde yukarıda verilenler görülür diye soruluyor. İslami bir duyuş tarzı, mistisizme dayalı algılayış yani tasavvuf algılayışı soruluyor. Buradan hareketle baktığımız zaman Ahmet Erhan'da, Murat Han Mungan'da, Küçük İskender'de ve Enis Batur'da böyle bir şiir anlayışı göremeyiz. Ancak bu Hüseyin Attan Soy'un şiirlerinde karşımıza gelen kavramları gösterir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Gözlerim sığmıyor yüzüme, periler ölürken özür diler, ipucu bırakma sanatı adında şiir kitapları verilmiş. Hüseyin Atlan soy olsaydı intihar ilacı, balkon çıkmazından söz edilirdi. Ahmet Erhan olsaydı Alacakaranlık'taki karanlıktaki ülke, deniz unutmadığını adlı eserler dile getirilmiş olurdu. Murat Han Mungan'da kırk aynalı odayı görmüş olurduk. Sedat Umran'da söz gelimi gittin taş atarak denizlerime adlı eseri görürdük. Ya da Sedat Umran'ın eşya şairi olduğunu, Almancadan yapmış olduğu şiir çevirilerini görmüş olurduk. Parçada söz edilen şair Küçük İskender'dir. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle E seçeneğidir. Aşağıdaki eşleştirmelerin hangisi yanlıştır diye soruluyor. Ahmet Erhan'da toplumcu bir anlayış görürüz. Hüseyin Atlansoy'da mistik yaklaşım görebiliriz. Küçük İskender'in bireysel konuları ele almış olduğu ve Sedat Umran'ın dini temaları yokladığını söyleyebiliriz. Bu şairler 80 sonrası Türk şiirinde karşımıza gelen isimlerdir. Haydar Ergülen'in ise dini bir duyarlılıkla şiirlerini kurguladığı söylenemez. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Bu şiir parçası tema ve konu açısından değerlendirildiğinde aşağıdaki şairlerden hangisine ait olduğu söylenir diye soruluyor bize. Yine sevgilinin şefaatinden söz ediliyor. Burada Allah'a bir yakarış söz konusu. Günahkar dağlarımı deryaların bassın bir kül açılsın bir gül için bin gül içinde deniyor. Burada yine Fuzuli'nin su kasidesine bir telmihte bulunulduğunu görüyoruz. Beşinci beytinde bir gül için bin gül açılmasından söz ediliyor. Dolayısıyla dini içerikli bir şiirle karşı karşıya olduğumuz söylenir. Şairlerden Hüseyin Atlansoy'un böyle bir şiir yazacağı düşünülebilir. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir.